Birinin. Araya giriyorum evet. Ama biraz şartlardan bahseder misiniz? Yani konuştuğunuz isimler cezaevi şartları çünkü çok tartışılıyor. İşte hatta adalet cezaevi şartları çok ağır. Gezdireceğiz dedi. Yani orada durum iyi dedi. Şimdi benim anladığım kadarıyla kategorize edersek revirde bir problem var anladığım kadarıyla. Bu kadar çok tutuklunun kaldığı bir revirde problem nedir acaba? Neden şikayet ediliyor? Şimdi tabii ki biz reviri göremeyiz, göremiyoruz. Bizi sokmazlar oraya. Ancak revir orada cezaevinde ölümler gerçekleştiğinde gündeme geliyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bizim arkadaşlarımızın her iki kişiden bir kişi çıkmış. Yani iki kişi bir kişiyi yaratacak kadar kilo vermiş durumda. Nedim cezaevinden çıktığı zaman 32 kilo vermişti. Ahmet bir kez daha öyle. Mustafa Balbay 20 kilonun üstünde, Tuncay Özkan 20-25 kilo, Soner Yalçın 25 kilo. Bunlar kilo vermiş durumdalar. Yani Müyesser'in durumu tam yani gördüğünüz zaman inanın insanın içi eriyor. Bir o kadar zayıflamış ki ve cezaevinin verdiği yemeği yemiyor, püsküvitle besleniyor, kantinden aldığı balık ya da başka bir şeyle besleniyor, kutu içerisindeki konserveyle besleniyor. Şimdi bu arkadaşlarımız çok ağır koşullar altında yatıyorlar. Yani Mustafa Balbay 14 ay tek başına bir hücrede geçirildi. Şimdi yanına Barış Pehlivan'ı verdiler. Barış Pehlivan aynen şunları söyledi Cüneyt cezaevindeyken bize. Ben dedi çok geniş bir koğuşta kalıyordum. Acaba Mustafa Balbay'ı bizim koğuşa verseniz daha uygun olmaz mı dedim. Hayır, sen bu hücreye gideceksin dediler ve ben o hücreye gittim ve gittiğimde gördüm ki Mustafa Balbay burada tek başına nasıl yaşadı, nasıl günlerini geçirdi, ben gerçekten gıpta ettim çünkü inanılmaz zor koşullar diye anlatıldı. Tuncay'ın anlattıklarını zaten kitaplarda da okuduk, yazdı. Soner yazdı, cezaevi koşullarını yazıyor, Samistat da yazdı. Diğer arkadaşlar yazıyor. Mustafa Balbay 3 ayrı kitapta bu cezaevi koşullarını anlattı ama anlatmakla olmaz bunlar. Oraya mutlaka bu konularla ilgili cezaevine gazeteciler gitmeli. Hele bu arkadaşlarımızın kendini savunma hakkının olmadığı noktada suçlayan, onların karşısında yargıç kesilen, savcı kesilen gazeteciler bizzat gitmeli, görmeli o koşulları. Vicdanlarına evet. Buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka oraya gitmeliler. Atilla Bey, daha somut konuşalım mı? Anladığım kadarıyla Silivri cezaevinin mimarisinde bir problem var ya da müteahhitinde mi bir problem var? Şimdi ben bu cezaevinden çıkan kitapları okuyorum. Gazeteci meslektaşlarımızın yazdıkları. Evet. Genelde bir mimari problem. Mimari demeyeyim de bir müteahhit problemi var gibi ortada. Yani hücrelerin bakın eko çok fazla eko yaptığından seslerin işte soğuk evet. Olduğundan havalandırma inanılmaz olduğundan inanılmaz daha somut anlatıyorsunuz yani meslektaşlarımız ne diyorlar somut şeyler. Anlatayım evet. somut anlatayım bir söylediğiniz sesler yankılanarak size geriye dönüyor. Müthiş bir şey var, ses yükseltisi var. Hele Ahmet Şık onu çok net bir biçimde ifade ediyordu. İlk gün kalktığında cezaevinde bu kantin aracının yürüdüğünü duyunca sesi büyük bir gürültü. Acaba tanklar mı yürüyor diye uyandım diyor. O kadar büyük bir gürültü var. İkincisi kışın oraya gittiğiniz zaman inanılmaz derecede soğuk içinde kalıyorsunuz ve soğuk altında kalıyorsunuz. Biz 10 saat kışın da kaldık orada. Birçok kez gittik. Her ay cezaevine açık görüşe gidiyoruz. Her ay düzenli olarak. Gittiğimizde inanın Cüneyt Özdemir 2 gün kemikleriniz ısınmıyor. O kadar soğuk ve 2 kazak bulundurma şartı getirmiş cezaevi idaresi. Nedense bilmiyorum. Bir arkadaşımız kazaksızdı ve bizim arkadaşımız cezaevinde kazağını çıkardı, o arkadaşımıza giydirdi. Üşüdü arkadaşlarımız. Yazında inanılmaz derecede sıcak oluyor. O beton, o demir, o kızgınlık inanılmaz derecede cezaevini sıcak yapıyor. Nefes alma noktasında bile insanlar o daracık hücrede bizim klimalı şartlarda oturamadığımız yaz aylarında o insanlar orada gerçekten bir ızdırap içerisindeler. Atilla Bey, bir mesela bu yiyecek konusu, ayrıca, bir türlü, evet. Yiyecek konusu bir türlü düzelmiyor. Neden düzelmiyor? Yani bu o kadar zor bir şey mi? Ya da zaten yiyemiyorlar cezaevinin yemeklerini evet. Yiyemiyorlar.
Cezaevinin yemeklerini yemiyorlar. Yeniden ıslah etmeye çalışıyorlar. Orada ocak yok, piknik tüp yok ya da başka bir araç yok. Su buharında yeniden o yemeği ıslah etmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ve özellikle o arkadaşlarımızın yemeklerinin düzelmesi noktasındaki talepleri de karşılıksız kalıyor. Yani sadece burada gazeteciler için bunu söylemiyorum. Silivri'de yatan bütün mahkumlar için, 10 bin civarındaki mahkum için de aynı şeyler geçerli. Orada yemek yiyen gardiyanlar için de aynı koşullar geçerli mutlaka, ama şunu söylemek istiyorum. Siz devlet olarak bu kişileri tutuklamışsınız. Onların sağlığından, onların yiyeceğinden, içeceğinden ve onların insanca barınacağı koşulları yaratmaktan mesul olmalısınız. Yani bir devlet bunu düşünmeli. Onların, çünkü orada devlet onları kontrol altına almış. Onlar kendi isteğiyle oraya girmemişler, tatile gelmemişler. Oraya o ceza da almamış arkadaşlarımız. Evet. Ve bu arkadaşlarımız ceza almadan, bakın, bir tanesinin bilgisayarla buluşması söz konusu değil. Parmaklarının hepsi nasır tutmuş arkadaşlarımızın, kalem nedeniyle. Hiçbirine bilgisayar verilmiyor. Modemsiz bilgisayar verilmesi lazım. Nazım Hikmetler'in daktilo kullandığı, Sebahattin Ali'lerin daktilo kullandığı cezaevlerinde 21. yüzyıl Türkiye'sinde o arkadaşlarımız kalemle kitaplarını yazıyorlar. Evet. 503-800 sayfalı kitaplarını, 1000 sayfalık kitaplarını elleriyle yazıyor bu arkadaşlarımız. Gerçekten her birinin parmaklarında nasır var ve ömürlerinin sonuna kadar da o parmaklarındaki nasır kalacak gibi geliyor. Anladım. Çünkü çok uzun süreli ceza çektiriliyor bu arkadaşlarımız. Bir şey daha söylemek istiyorum. Son olarak onu alayım. Biz cezaevine girerken, evet, son olarak alın. Tabii 10 saati ya da 10 yılı ya da 5 yılı 10 dakikaya kıstırıp anlatmak çok zor. İnanılmaz zorluk çekiyorum. Acaba neresini anlatsam diye, ama şunu anlatmak istiyorum. Orada cezaevi idaresi ve oradaki gardiyan dinlen, yani şimdi infaz memurları dinliyor arkadaşlarımız. Ve o arkadaşlarımız, infaz memurları, arkadaşlarımıza gerçekten iyi davranıyorlar, güzel davranıyorlar ve herhangi bir sıkıntı da yok. Ama bunu söylediğimiz zaman, iyi davranıyor denildiği zaman dahi orada cezaevi idaresi o infaz memurları arasında değişikliğe gidiyormuş. Bu çok büyük bir cezalandırma yöntemi. Yani iyi davranıyorlar demeye bile korkar vaziyete gelmiş oradaki arkadaşlarımız. Anladım. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşlarımız için oraya gazeteci götürecekse Adalet Bakanlığı, ben şunu da rica ediyorum Sayın Bakan'dan, sizin aracılığınızla, inşallah kulağı da duyacaktır. Meslek örgütlerinin başkanlarını da oraya davet etsin. Bizim söylediğimiz isimler de o hücrelere girsin, o koğuşlara, evet, girsin. Bir görelim bakalım. O müteahhit hatalarıyla yapılan, o pislik içerisinde kalan koğuşların, Tuncay Özkan'ın söylediği gibi burada boşu boşuna müteahhite para verdiler. Buranın tadilatını da tamiratını, evet, da biz yaptık diyor. Şimdi cezaevi idaresi şimdi kütüphane rafları yapmaya başlamış koğuşlara. Hazırlanıyorlar. Peki. Çiçekler dikilmiş. Güzellikler yapmaya çalışıyorlar ve doğruyu yapıyorlar. Bence insanca yaşanılır bir hale getirmeleri lazım. Cüneyt, peki, Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Atilla Bey. Sağ olun. Yani zamanımız, bu kadar zamanı bile ayırmanız, evet, hiç önemli değil. Ne demek? Bu kadar zamanı bile ayırmanız, evet, bizim için çok önemliydi. Elbette. Bademlerden çok sevgi saygı sunuyorum. Burası biliyorsunuz çok önemli bir köy. Evet. 79 çok yıllık tiyatroya sahip sağ bir olun, yaşam çok merkezi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, beraber aynı müşterekte sanırım birleşmemiz gereken bir konuda cezaevlerindeki insan hakları ve yaşam standartları. Hangi düşünceden olursa olsun, hangi nedenle olursa olsun, tutuklu yargılanan ya da hükümleri hüküm alıp ceza çeken insanların insanca yaşaması sanırım herkesin istediği, hangi partiden olursanız olun istediği bir şeydir. Umarız önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bu ziyarette de koşullar en azından biraz daha düzelmiş olur, daha yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir noktaya gelir. Çünkü yazılan kitaplarda, yapılan haberlerde ve ziyaretlerde, başta Silivri cezaevi olmak üzere, değişebilmesi aslında mümkün gözüken pek çok konunun aylardır, hatta bir yıldır, iki yıldır değişmediğini ve aynı düzenin devam ettiğini görüyoruz. Ancak Atilla Bey'in son saniyelerde söyledikleri ilginç ve önemli ve olumlu bir gelişme olarak alıyorum. Umarım Adalet Bakanlığı gerçekten değişiklikleri, olumlu değişiklikleri yapıyordur ve bu değişiklikler de göstermelik değildir. Bütün hücrelere, sadece gazetecilerin değil,
asker olsun ya da başka bir suçtan kim ne olursa olsun cezaevinde bulunan bütün insanlarımıza olumlu bir şekilde ulaşır diyorum.